Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiptiki haberlerine huzurunla sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Qaraqash hüccetleri halkaralık ahbaratlarda zor gulgulu kozgıdı. Xitay tajavuzchilarining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan lager tuzumiga oid maxfiy hujjat oshkorlangandan keyin xalqaro axborotlarda kuchli inkas qo'zg'idi. Qaraqash hujjatlari deb atalgan bu hujjat 17 fevral kuni e'lon qilingandan keyin dunyodagi nufuzli axborotlardan CNN, BBC, Wall Street Journal qatorliklarda shundoqli yana Birlashma agentligi, Germaniya ovozi, Fransiya agentligi va boshqa nurg'un axborotlarda keng turda xabar qilindi. Xabarlarda birdek Xitoy rejimining Uyg'urlarni masjidga berish, chat eldagi tuqqini bilan telefonda so'zlashishga o'xshash arzimas sabablari bilan lagerga qamaganligi, jumladan Uyg'urlarni Uyg'ur bo'lganligi uchun lagerga qamaganligiga oid kuchli paketlar oshkorlanganligini bayon qilgan. New York vaqti gazetasining tunilgan Eston yozuvchisi Nikolas Kristof 17 fevral kuni Twitterga bu vaqtda inkas yozib, Xitoyga oid oshkorlangan yangi hujjat Sharq Turkistondagi musulmonlarning yog'liq chegish ve hatta chat el torbetlerini bilip bilmeyi içip kalganlığı üçün lagerga kamalganlığını aşkarla berdi. Men bunu Yahudi kırgınçılığı dinkin yüz bergen yeni bir kıtımlık insanlarını dini itikadı sebebiden zor gölemde tutkun kılış hareketi deb karaymen diyen. Qaraqash hüccetleri deb atılgan 137 betlik hüccet Xotan'nın Qaraqash naisiyle karıştık bir ictimai rayondaki 650'ten artık aileye yetişlik 3000'de kişinin arxipi bulup hüccette şu tevellikteki kişilerin dini itikadi, kündülük hayatı, yürüştürüşü, karakteri, ibadetinden başka yana lagırga kamalgan ve kesilgen kişilerin ismi, onlarının lagırga kamiliş ya ki kesilip gitiştiki sebebine ait malumatlar uğrunulgan. Onun yana Uyghurlarının kandak bahanlar bilen tutkun kalınıp lagırga yollanganlığı ya ki kesilgenliği enik körüstülgen. Onun da gumallık ve işençisi deb karalgan bu Uyghurlarının namaz okuganlığı, tebliğ anlığalıqı, sakal koyğalıqı, hijablanğalıqı, pasport alğalıqı, chat elge çıqqalıqı ve dini yüzülnişi sebeplik tutkun kılınğalıqı, şunondak bu xahişlerinin onlarının tutkun kılınıp lagırlarga kamilişi ya ki kesilişinin yeterlik cinayi delili deb karalğalıqı görüstülgen. CNN televiziyisi ve BBC qatarlıq haber organları bu aqtı tarqatkan birkançı haber programlarda ayrım ayrım halda Adukat Nuri Türkel, Adrian Zeniz, Firkat Cevdet, Abdüveli Ayub ve Roşan Abbas qatarlıqlarını ziyaret kılıp, onlarının vaziyet hakkındaki inkaslarını tarqatdı. Tetkikatçı Adrian Zeniz, CNN televiziyesine kılgan sözde bu hüccetlerinin Xitay rejiminin niyetini aşkarla berdiğin intayın muhim paketliğini bildirdi. Nuri Türkel bolsa, xalqara cemiyetini yana bir qıtım Xitayının Uyghurlarga yürgüzüp atkan bu siyasetlerge karşı hareketke ötüşke çakırdı. Xitay bayanatçısı külkige kaldı. Xitay dairleri xalqaradaki künsir naçarlaşıp atkan obrazını yaxşılaş ve türlük cinayetlerini perdazlaş üçün her kaysi devletlerdeki diplomatiya emeldarlarını Twitter işiltişke buyurgan bulup, bulturdun tartıp netçi onlığan Xitay diplomatları bəs-bəsli Twitter hesabatı aşkan. Aldınca hepte Xitay'nın taşkı işlemini sirlige bayanatçısı Hua Chunyong'u bu sebki qitilgan bosumu, deslepki küllerdila iğir hatalıq ötküzüp xalqara cemaatinin külkisige kaldı. Hua Chunying Twitter'da tunca uçurunu yollagan deyken, kişiler onun Xi Jinping tahtin çüp günahını tonu degen bir yazmağa yaxtırış baskallığını baykagan bulup, bu ictimai taratqolarda kızlık noktuğa aylandı. Xitayning bir kısım taratqoları başta onun Twitter aşkallığını tebrikləp, hesabatının ulanmasını koşup makale elan kılgan bolsumu, bu işten keyin makalini tizlikten öçürüp etken. Növete Xitay taraf bununla hiç kandaq işbade bildirmedi. Ömer Çelik Uyghurlar hakkında toxtaldı. Türkiye A Haber Toru'nun haberde bildirilişe, Türkiye'nin hakimiyet peşindeki partiye bulunan Adalet ve Terakket Partisi'nin bayanatçısı Ömer Çelik 18. fevral muhbirlerinin suallarına cevap veriş cereyanında Uyghurlar hakkında toxtaldı. O sözde yakınki mezgillerden buyan Uyghurlar hakkında köpligen yaman haberler tarqılıp atıldı. Biz bir taraftan Xitay'da payda bulunan Wuhan virusu apitida Xitay'a hemdemde bulduğalıqımızını, Xitay halkıya aman eserli tilaydıqalıqımızını ve bu apetin ötüp gitişi üçün türlük yardımlarga tayar işkerlikimizini bildirimiz. Şunun bilen birge kaytidin kün tertipki kilovatkan Uyghur Türklerge alaqıdır yaman haberlerden bir aram buluvatqalıqımızını ve kaygur vatqalıqımızını bildirimiz.
Hammaga ma'lum bo'lgandek, bu masalaga izchil diqqat qilyapmiz va munosabatli kishilar bilan davomli aloqa qilishyapmiz. Patiqanda bir hay'atimiz Uyg'urlarning ahvolini tekshirib kelish uchun avatadi. Biz bu ziyoratning ochiq oshkora bo'lishini, hay'atning xohlagan joylarini ziyorat qila olishini va Uyg'urlar haqidagi yomon xabarlarning tezroq oyoqlashishini umid qilamiz deganlarni bildirdi. Umar Chelik yana muxbirning avatilgan hay'atda kimlarning bor ekanligi haqidagi savoliga javob berib, kimlarning bordiganligi va qayerga bordiganligi haqida Turkiya tashqi ishlar ministrligining Xitoy taraf bilan davomli maslahatlashayotganligini bildirdi. Yaqinqa necha kun ichida jazo lageri masalalari qaytadan kun tartibiga kelishga boshlagan bo'lib, oldingi kuni Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar haqida to'xtalib o'tgan edi. Uyg'ur turklariyle ilgili tam da bu dönemde tekrar gündeme gelen olumsuz haberlerden kaygı duyduğumuzu, bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Daha önce biliyorsunuz bu konu yakın takibimizde olan bir konudur. Yakın zamanda Çin makamlarıyla da görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den bir heyet, resmi heyet çeşitli yerleri ziyaret etmek maksadıyla oraya bir ziyaret yapacaktır. Bu ziyaretin şeffaf olmasını, bizim arzu ettiğimiz, Türkiye'nin arzu ettiği ziyaret mekanlarının o heyetimize açılmasını ve Uygur Türkleriyle ilgili olarak gelen bu olumsuz haberler, bu kaygı verici haberlerin de sona ermesini dilediğimizi ifade ediyor. Adamsız kalan Xotan şehir merkezi köçeleri. 18 fevral ictimai uçur vasıtları tarqalgan sindin ma'lum bo'lishicha Xitoy tajovuzchilari Wuhan virusi bahonasi bilan Sharq Turkistonning Xotan shahrini odamsiz shaharga aylantirgan. Sinda Sharq Turkistonning Xotan shahar markazidagi xalq maydoni, maydonning shimolidagi Vali mahkama, Baytullah masjidiga boradigan markaziy yo'l, Gulbog, Gujan darvoza qatorliq eng obod ko'chalar ko'rsatilgan. Shaharning markaziy ko'chalarida na odam, na biror avtomobil, na biror piyodlik odamning bo'lmasligi odamni qattiq cho'chitdi. Sindin shahidoni Xotanning Xitoy tajovuzchilari sababli hamma yer g'ayriptiqqa to'lganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Xitoy tajovuzchilari o'tgan 3 yil ichida Sharq Turkiston xalqini atalmish terrorlik to'xmati bilan yo'qotish uchun lager turmalarga tutqun qilib, avat shaharlarni g'ayriplashtirgan bo'lsa, Amdilikda Wuhan virusi bahonasi bilan oilalarda qolgan oz sondagi Sharq Turkiston xalqini uylariga nazarband qilmoqda. Tunugun oshkorlangan G'ulji xalqining 15 kungacha uylariga nazarband qilinganligi haqidagi xabar mo keng g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Xitoy ko'chalaridagi ko'rinishlar ahvolning ig'irligini oshkorlab bermoqda. 18 fevral ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan silliq ko'rinishda ma'lum bo'lishicha Xitoyda virus bilan o'lganlarning jasadlari ko'chalarda tashlanib yotmoqda. Virus bilan o'lgan Xitoylarning jasadlari tashlanib qolganligini oshkorlagan sin 30 sekundlik bo'lib, sindi bir ko'chadan yana bir ko'chaga o'tib bo'lguchi bo'lgan orliqda eng az 15 atrofida jasadning do'kon oldi yoki bino oldida tashlanib qolganligini, jasadlarning bir qismi oxiraqda, bir qismi havorang raqta o'ralganligi Jasadning yanada biror odamningmi yo'q ekanligi diqqat tortdi. Mazkur sin Xitoydagi virusda o'lgan kishilarning sonining Xitoy xabar manbalarida tarqalayotgandek 1800 emasligi, balki necha hissa ko'p ekanligini. Virus payqalib 15 kun bo'lganda bir doktorning xalqaroqi oshkorlab virus bilan o'lganlar sonining Xitoy kommunist tashviqotida xabar qilinganidek emas, balki 90 ming odamning o'lib bo'lganligini oshkorlagan xabarning to'g'ri ekanligini yana bir qitim eslatmoqda. Taliban Amerika bilan kelishim hosil qilinganligini uqtirdi. Taliban Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Qatarning poytaxti Dohada o'tkazilgan tinchlik suhbatlarining oxirlashganligini, mushu oyining oxirida kelishim imzolanishining kutilayotganligini uqtirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha Talibanning oldin Qatardagi rahbarlaridan suhbat hay'atining a'zosi Mavlavi Abdussalom Hanafi Nun Osiyo to'riga bayonot berib, Taliban bilan Amerika orasidagi kelishim mushu oyining oxirida Dohada Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Afg'onistonga qo'shin davlatlarning vakillarining ishtirok qilishi bilan imzolandi dedi. Imzo marosimiga muvofiq muhit hozirlash uchun zo'ravonlik voqealarining azaytilganligini eskartgan Hanafi Kelishim imzolangandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Afg'oniston hukumatı qo'llaridagi 5000 Taliban a'zosini qo'yib berdi. Bizmo qo'limizdagi 1000 odamni qo'yib beramiz dedi.
O Afganistan'daki tokunuşuvatkan taraflarının söhbetlerinin mahbuslarga alakadar müzakirler bilen ahırlaşkandayken başlanıqalıqını bildirip, oturgu kuyulgan kilişim mezmuni ve Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekinişi üçün bekitilgen muddet doğrusu da malumat vermedi. Amerika taratkularının Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin yukarı derecelik bir emeldarını menbe kılıp bergen 14. fevraldaki haberlerde 22. fevralda başlanıqan 7 günlük uruş tohtuş doğrusu da kilişim hasılı kılınıqalıqı bildirilgen idi. Bir hay'at Kızılay İnsani Yardım Cemiyeti'ni ziyaret kıldı. 18. fevral Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti ve Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin teşkillenen bir hay'at Türkiye Kızılay İnsani Yardım Cemiyeti'ni ziyaret kıldı. Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti Reisi Abdurrahim Azizoğlu, Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Mağrif Cemiyeti'nin Muavin Reisi Musacan Er, Cemiyetinin İctimai Yardım İşleri Mesulü Abdikerim Kuçarlardan teşkilenen hay'at, Kızılay İnsani Yardım Cemiyeti Muavin Reisi İsmail Hakki Turunç Efendi'ni ziyaret kıldı. Ziyarette hay'at Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali, Türkiye'de yaşavatkan Uygurlarının umumi ehvalini tefsili tunuşturdu. Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti bilen Kızılay Cemiyeti İnsani Yardım sahası da öz ara hemkarlı şakıda fikir almıştırdı. General Mehmet Rıza Paşa vefatının 10 yıllığı hatırlandı. 17 fevral İstanbul'da General Mehmet Rıza Paşa vefatının 10 yıllığını hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Şarkı Türkistan Vakfı İsa Yusuf Aliptekin Vakfı Şarkı Türkistan Yaşlar Cemiyeti birlikte teşkilledi. Faaliyette Şarkı Türkistan Vakfı Reisi Doktor Muhiddincan Uygur Eçili sözü kıldı. Faaliyette Beykent Üniversitesi okutucusu Profesör Doktor Abdülkadir Doluk Efendi söz kılgıçlarına yetekçilik kıldı. Doktor Mağfiret Yunus Oğlu Hanım Rıza Paşa'nın iş izlerini bayan kılıp, Rıza Paşa'nın hayatı da Türkiye'deki hem de Halkara'daki Şarkı Türkistan davası da ölçmez izlerini kaldırgalıkını, Uygur okuyucularının Türkiye'de okuş işlerine maddi ve manevi yardımlarını kılgalıkını tanıştırdı. Metin Yüzkar Efendi Rıza Paşa'nın Şarkı Türkistan davasını Türk dünyasına tanıştırışta, hem de Şarkı Türkistan davasına Türkiye'de yol açtı muhim rol algalıkını tanıştırdı. Tetkikatçı Muhammed Ali Ali oğlu Rıza Paşa'nın Türkiye'de Şarkı Türkistan davası yönüne kandak cephada açgalıkını, onun kıymetini tekçi tanıyalmagalıkımızı eskertip ötü. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eslerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.